Cümleten selamünaleyküm sevgili dostlar. 31 Aralık 2021'in ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün yeni yıla gireceğimiz bir gün. Ben yıllardan bir şey beklemem. Her daim Rabbimden bir şey beklerim. Her daim birçok kişiyi dualarımda konuk ederim. İnşallah amin diyen kardeşlerimizin girecek oldukları yeni yıl eski yılından daha güzel şeyler getirir. Daha umutla bakılan, daha mutlu olacağınız bir yıl olur. Mutlu olacağımız bir yol olur inşallah arkadaşlar. Hastalarımıza inşallah şifalar, dertlerimize devalar, kazançlarımıza bereketler olsun inşallah. Varsa sıkıntınız Rabbim gidersin inşallah arkadaşlar. Tabii biliyorsunuz en büyük sıkıntımız nedir? Fenerbahçe. 2018-19 yılının hayal kırıklığı, 2019-20'nin hayal kırıklığı, 2020-21'in hayal kırıklığı ve yine 2021-2022 yılının hayal kırıklığı Fenerbahçe. Mutlu yıllar denir mi bilmiyorum ama Fenerbahçe taraftarı yıllardır mutlu değil. Haftaya ligin ikinci yarısı başlıyor. Yok geçiş hocası, yok göçüş hocası, yok göbüş hocası falan filan şeyleri görüyoruz. Yani 8 senedir Fenerbahçe'nin kupası yok. Herhangi bir kulvarda aldığı kupa yok. 6 senedir sanırım bir kupa yok. Yani ne Türkiye, yani şu anda Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Lig'de yani yapabileceğinin en iyisini yapma adına devam ediyor. Ama teknik direktör konusunda yanlış üstüne. Şimdi 2021 yılı sportif açıdan Fenerbahçe için net olarak hayal kırıklığı olarak geçti. Bir dönem var Fenerbahçe'nin taraftarının hoşuna gidecek. Şimdi eğriye eğri, doğruya doğru deme vakti. Emre Belezoğlu'nun olduğu bir dönem var Fenerbahçe'de. En azından taraftarların umutla baktığı, acaba dediği bir dönem var. Hani o dönemi çıktığımız zaman sanırım hiçbir şekilde taraftarın mutlu olmadığı bir sene 2021 senesi. En son 2015'te Süper Kupa alınmış arkadaşlar. Fenerbahçe en son 2015'te Süper Kupa'yı almış. Ve 2021'de 4 teknik adam takımın başında maça çıkmış. Bakalım 4 devam edecek mi, etmeyecek mi? Christoph Daum biliyorsunuz benim de istediğim, Fenerbahçe'nin başına gelebilir dediğim, en azından maddi külfeti düşük, takımı camiayı tanıyan, şu anda hocalara hocalık yapan ama uzun yıllardır takım çalıştırmaktan uzak duran bir teknik adam profiliydi. Allah sonumuzu hayretsin ama hatırlıyorum 24 Aralık 2021, yani bundan tam 7 gün önce, bir hafta önce TGRT Haber'de Christoph Daum Fenerbahçe'ye gelmeye hazır, Alman teknik direktör yönetimden haber bekliyor demişlerdi. O günün şartlarında tabii birçok kişi inanmamıştı, ben de dahil. Bugün ise Serhat Akın, biliyorsunuz eski futbolcumuz Serhat Akın, Galatasaraylı arkadaşların iyi bildiği, Galatasaray alacakken Fenerbahçe ellerinden alıyordu, o yüzden iyi biliyorlar. Serhat Akın artık duyumculuğa soyunup, hani Daum hayırlı olsun mu demiş. Olsun. Niye Daum hayırlı olsun? Şimdi Daum hayırlı olsun mu dedikten sonra duyumlar artmış. Duyumcu arkadaşlar demişler ki Fenerbahçe ile kolaylıkla anlaşabileceğini yönetime iletti. Ali Koç'a geçen yıl rapor vermişti gelmek için ama olmadı diyenler var. Yani Daum sadece yönetimin onayına bakıyor. Şahsen yönetim ne diyor bilgim yok diyenler var. Arkadaşlar ben birilerinden alıntı yaptığım zaman onlarla dalga geçmiyorum. Onların hani bakın benim duyumlarım çıkıyor da onlarınki çıkmıyor gibi bir mantık içerisinde değilim. Allah'a şükür, elhamdülillah, Allah'tan korkuyorum. Kimsenin hakkına girmemek için, hani insanlar benim duyumum zannetmesin diye, benim duyumum zannetmesin diye diyorum ki bu duyum bana ait değil, başkasının duyumu. Ama olma ihtimali yoksa ya da benim duyumlarla ters düşüyorsa diyorum ki bana gelen duyumlara göre de değil diyorum. Lütfen bu konuyu daha çok sündürmeyin. Durum bu. Bir ikincisi, Daum'la ilgili bir float elde ettim. Andrea Clorinho herhalde kullanacağı da Twitter'da. Diyor ki Daum Fenerbahçe'ye geldiğinde orta saha rotasyonu Ümit, Aurelio, Selçuk. Bakın Ümit Özat, Aurelio, Selçuk. Kanatlar Tuncay, Serhat, Kemal. 3 kişi. Herkesin Hoydonk'a oynadığı,
temponun, fizik gücünün üst düzey olduğu bir takımdı. O takımda bir önceki sene yıldız olarak transfer edilen Rebro ve ligin en yetenekli oyuncularından Yusuf Şimşek kulübede bekliyordu. Üzerine ilk yarıyı tam 9 puan geride kapadık. Şimdi olsa düşünebiliyor musunuz? Yetenekli oyuncular oynamayacak. 9 puan fark yiyeceksin. O dönem Aziz Yıldırım iyi bir başkandı. Davumun arkasında durdu. Taraftar da oynar. Bu oynar. Taraftar o oynar. Bu oynar diye fikir belirtmezdi. Rebro da bir profesyonel olarak triplere girmedi. Her oynadığında puan kazandırdı. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. Efsanevi bir başlık. 3-0 Konyaspor'u yenmiştik. Konyalı değil Ukraynalı diye bir başlık atmışlardı. Hoydonk'un müthiş katkısıyla şampiyon olduk. Sonraki sene Alex geldi. Davum prese katılmayan oyuncu tercihini Hoydonk yerine Alex'ten yana kullandı. Şampiyon yapan Hoydonk'un yerine de isimsiz Nobre oynadı. Çünkü Nobre işçi bir forvetti. Presi önde başlatırdı. Şimdi bu tercih yapısı taraftar ne der? Misal veriyorum. Allah yarı 10 numarada forvette oynuyor. Öyle bir düşünün bak. Allah yarı forvet oynattığını düşünün. Berisha'yı da kestiğini, Serdar Dursun'u da kestiğini düşünün. Mesela sağ kanat Valencia oynatır. Sol kanat İrfan Can'ı ya 8 oynatır ya sol kanat oynatır. Benim bildiğim Daum. Ya da Rossi'yi solda oynatır. Merkezi İrfan Mesutlar. Tek orta saha Crespo bana yeter der. Sistem Alex üzerine revize edildi. Pierre Van Hooydonk zehir zemberek açıklamalarla takımdan ayrıldı. Yusuf Rebro zaten gitmişti. Yine şampiyon olduk. Fenerbahçe 2012'ye kadar zirvede tutan sistem bu şekilde kuruldu işte. Ne yıldızlar heba edildi. Gönderilen Yusuf Şimşek bizi Denizli'de şampiyonluktan etti. Kimse Yusuf diye ağlamadı. Şimdi bu olay yaşansa ne olur? Davum Vitor'dan çok daha iyi bir hocaydı. Vitor'un oyun mantalitesi de bizi asla şampiyon yapamazdı. Bu Vitor'un bazı oyuncular konusunda yanlış eleştirildiği gerçeğini değiştirmiyor. Vitor iyi bir futbol aklıydı. Yine başa sarmak yerine Vitor'a devre arası oyuncularını alıp sene sonu kurulu sistem üzerine daha iyi bir teknik direktör getirmek üzücü ama realist çözümdü. Muhtemelen aldıracağı yeni oyuncular da iyi çıkacaktı. Avrupa'da kabul gören 3-4-3 ve Crespo, Kim, Muadili hem tempo yapan hem oynayan oyuncuları çoğu teknik direktöre kabul ettirirsin. Bir iki revize ile takımın başına gelir ama 5 tane yürüyen 10 numaramız var. Onlarla 4-1-4-1 oyna diyerek kimse bu takıma yani kimseyi bu takıma getiremezsin. Bu arada seneye şampiyon olabilecek bir teknik direktör getirilirse benim dediklerim taca çıkar. Ama realist bakılınca bu ihtimali hiç meraklı, mantıklı bulmuyorum demiş. Katılıyorum. Şimdi bakın. Önümüzde şöyle bir örnek var arkadaşlar. Ne olursa olsun önümüzde şöyle bir örnek var. Fenerbahçe'ye mesela birkaç tane A klas futbolcu lazım. Birkaç tane. Şimdi yurt dışı basınından takip ettiğim kadarıyla Independiente River Plate'in Fabrizio Bustos için yaptığı 1 milyon euro artı Santiago Montiel teklifini reddetmiş. Düşünün. 1 Ocak itibariyle boşa çıkacak Bustos diyor. Boşa çıkmayacak. Görüşme yapabilecek. En güçlü iki aday Fenerbahçe ve Internacional diyor. Şimdi Christoph Daum'u getirdim. Bir kere Daum sınırsız yetki ister. Sınırsız yetkiyi verdin. Şimdi herkes zannediyor ki at çiftliği devam eder. Hayır. Takımı yine Mesut'un etrafında kurar. Bakın takımı yine Mesut'un etrafında kurar. Lafım yok. Ancak, fakat, lakin, ama takımın Mesut'un etrafında kurarken Mesut'a ve diğer herkese bir disiplin verir. Ve Fenerbahçe en azından koşan, basan, pres yapan, taraftarın gönlünü kazanmaya çalışan, hani biz büyük bir hata yaptık, bizi affedin dercesine oynayan bir takıma dönüşür. Ben de bu açıdan memnun olurum. Ben Davum'la şampiyon oluruz diyemem. Davum'la konferansı alırız diyemem. Ama Davum gelirse ve işine karışılmazsa, destek olunursa en azından keyif veren bir futbol oynatır. Yani 19 tane lig maçına çıkarsın. Belki hiç mağlup olmazsın. Şu kadro, Davum'un sahip olacağı şu kadroyu hakemler bile kolay kolay deviremez. Bak, yani bu benim tahminim. Ya 3-4 hafta bocalar, 3-4 hafta sistem oturtayım falan der. Ama en azından taraftar başı dik, alnı açık gezer diye düşünüyorum. Ha, olur mu? Ben Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un
Fenerbahçe için düşünüp taşınıp en kötüsünü ekip arkadaşlarla birlikte tercih edeceğini düşünüyorum. Daum en kötüsü mü? Değil. Daha kötüler de var. Bakalım hangi kötü teknik direktörle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.